Bir nevi şehri buraya taşıyoruz. Kolay bir görev değil. Tabii bizim amacımız bir an önce şehirdeki depremin izlerini silmek. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınanların da aralarında olduğu 30 binin üzerinde binada hasar oluştuğu belirlendi. Büyük çoğunluğu devlet su işlerine bağlı iş makinesi ve kamyonlar enkazı belirlenen 3 farklı döküm noktasına taşıyor. Kılan enkazların kaldırma, buraya getirme görevi devlet su işleri olarak bize verildi. Yaklaşık 65 ekskavatör, 300 kamyon, 11 dozerle bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru çalışmalar hakkında bilgi verdi. Günlük 2400 civarı bir kamyon seferi gerçekleşiyor. 45 bin ton civarı da bir moloz yığını bu bölgeye nakli gerçekleşiyor. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aylık süre içerisinde biz bu enkazların buraya taşıma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'taki depremin ardından yerle bir olan binaların enkazı, döküm noktalarında adeta dağa dönüştü. Kamyonların bıraktığı hafriyatlar iş makinelerince düzenlenip döküm noktalarındaki tepelere yayılıyor.